Merhaba, bugün bir kitap tanıtacağım sizlere Recep Tayyip Erdoğan'ın yani Sayın Cumhurbaşkanının bir kitabı daha adil bir dünya mümkün ismiyle piyasaya çıkmıştı, epey de üzerinden geçti. Nihayet kitap elime geçince ben de okumak istedim. Merak ettim, bakalım neler yazılmış, neden bahsedilmiş, hangi konu işlenmişti, hangi üslupla işlenmiş, kendisi mi yazmış? hep öyle derler ya kendisi mi yazdı canım falan diye. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Nasıl bir kitap? Bir siyasetçi kitap yazınca hani pek de okuyası gelmiyor insanın. Fakat ben merak ettim madem gündemi bu kitap işgal ediyor. Madem böyle bir kitap var ortada, okunabilir mi diye bir deneyim dedim. Açıkçası şöyle düşündüm. İlk 10-15 sayfayı okuyayım, sarmazsa bırakırım diye düşünmüştüm. Fakat çok ilginç bir konu olduğu için de sonuna kadar okudum. Bir günde okudum hatta yani bir gün derken ara ara bir gün sürdü ve nihayetinde bitirdim kitabı ve sizinle paylaşmak istiyorum. Bu kitap hangi şeyden bahsediyor, nedir içeriği, onunla ilgili detaylı bilgiler vermeyi düşünüyorum. Fakat kitapla ilgili öncelikle az önce bahsettiğim detaylara da girmek istiyorum. Kitap ilk çıktığında işte AK Partili gençler, AK Partili işte diğerleri falan kitapla böyle fotoğraflar falan çektirdiler kitap piyasaya çıkınca satın aldıklarını gösterdiler işte falan filan fakat ben çok ilginçtir ki kitapla ilgili çok fazla değerlendirme görmedim piyasada. Kitapla ilgili değerlendirme hiç yoktur anlamında söylemiyorum. Fakat kitabı satın alma sıklığı ya da çokluğuna bakarsak çok fazla kitapla ilgili değerlendirme piyasada olması gerekiyordu diye düşünüyor insan. Fakat öyle olmadı nihayetinde. Zannederim hani bir güdüyle bunu satın aldılar. O güdü hani bir parti ve bir lider sevgisinden dolayıydı. Fakat okuyup değerlendirmelerini ben beklerdim insanların okuyup değerlendirmelerini derken şunu da kastediyorum okuyup bu yönde bir adım bir gündem oluşturulmalıydı kitabı satın aldığını söyleyen insanlardan bir tanesinden bile ben evet ya Birleşmiş Milletler'in yapısını bu kitaptaki teklife göre değiştirmeliyiz çok çok önemli e, şeklinde söylemler geliştirdiklerini duymadım. Sosyal medyada bunun üzerinden gündemler oluşturduklarını pek fazla rastlamadım. E, çok satılan fakat pek okumayan e, kitaplardan birisi çok saçma bir kıyas aklıma geldi onu söylemeyeceğim. Çünkü linç yemekten bıktım haksız linçlerden bıktım o yüzden onu aklıma geleni söylemeyeceğim. Parti ile ilgili değildi e, dinle alakalı bir linçti. Çok satılan ama e, neredeyse hiç okunmayan bir kitap. Kıyas olarak siz zaten kafanızda yapın da linci ben yemeyeyim en azından. E, çok okunan fakat hiç anlaşılmayan kitap da gibi. Şimdi bu kitap elime geçti ve şu arka sayfasına bakalım. Ben arka sayfayı okuyayım sonra iç sayfalardan anlatacağım. E, en nihayetinde kitap... Kendini burada biraz öne çıkaracak ben detaylarını söyleyeceğim sizlere. Sadece beş ülkenin bütün dünyanın kaderini etkileyecek konularda karar vermesi ne ahlaki ne adildir. Dünya beş ülkeden büyüktür. Erdoğan'ın söylemini hatırlıyorsunuz. Dünya beşten büyüktür şeklinde Birleşmiş Milletler toplantılarında ve değişik yerlerde sürekli bu söylemle gündemdeydi. Bu söylemin nihayet bir fikre ete kemiğe bürünmüş halini görüyoruz bu kitapta. Yani bu bir slogan olmaktan çıkıp bir fikre dönüştü ve etrafına sonrasında bu fikrin e, arkası önü e, stratejisi planları da dahil olmuş oldu. Bu kitap aslında bunu anlatıyor. Yani dünya beşten büyüktür sloganını kitap yapmaya gerek var mıydı diye düşünüyor olabilirsiniz. Kitabın içeriğine bakınca e, bunun bir teklif, bir reform, bir devrimsel reform olduğunu, önerisi olduğunu göreceksiniz. E, bir siyasetçiden böyle bir konuyu işlemesini beklemiyorsunuz ama e, nihayetinde e, konunun işleniş biçimiyle birlikte çok daha ilginç bir yere varıyor kitap. Arka sayfayı hızlıca okuyayım. Recep Tayyip Erdoğan imzalı arka sayfada. Adil ve daha sürdürülebilir bir küresel barışın temini için çok kültürlülüğü ve kutupluluğu yansıtan bir Birleşmiş Milletler'e ihtiyaç vardır. Dünya ne kutuplu ne de iki kutupludur. Tek kutuplu ne de iki kutuplu. Ne hakim bir kültürün ne de birkaç imtiyaz sahibi aktörün kültürel hegemonyası altındadır. Çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü, daha kapsayıcı ve adil bir dünya inşa etmek mümkündür. Böylesi bir dünya için ilk adres Birleşmiş Milletler'dir. Barışın, istikrarının, adaletin ve etkin küresel yönetişimin yolu Birleşmiş Milletler'in reforma tabi tutulmasından geçmektedir. Birleşmiş Milletler reformu ve özellikle güvenlik Konseyi'nin yapısının yeniden oluşturulması elbette tüm dünya ülkelerinin uzlaşmasıyla hayata geçecektir. Biz Türkiye olarak bu çerçevedeki teklifimizi uzun zamandır ifade ediyor ve tüm ülkelerin tartışmasını açıyoruz. Çözüm önerimiz ise dünya beşten büyüktür ifadesinde kendini bulan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısının değiştirilmesini merkeze alan bir perspektifin hakim kılınmasıdır. Konseyin kıtaları, inançları, kökenleri ve kültürleri mümkün olan en adil temsil edecek bir yapıya kavuşturulacak şekilde yeniden yapılandırılması çözüm ve küresel barışın tesisi için devrimsel bir adım olacaktır diyor. Şimdi başta da söylediğim gibi yani görenler şöyle diyorlar. Açıkçası ben de aynısını düşündüm. Ya Erdoğan'ın bunu yazmaya vakti olacak mıdır sizce? 211 sayfalık bir kitap. Yani bunu Erdoğan yazmamıştır, yazdırmışlardır falan. Yani birileri yazmıştır, Erdoğan'ın imzasını atmışlardır gibi bir durum var. Şöyle düşünüyorum, evet öyle olabilir fakat Neredeyse her satırında Erdoğan'ın yönlendirmesi, Erdoğan'ın dile getirdiği görüşlerin yer aldığını görüyorum. Evet imlasını, yazımını falan birileri yapmış olabilir. Fakat Erdoğan'ın söylemlerinin ve duruşunun tamamen kitaba yansıdığını görüyorum. Türkiye'de yapmaya çalıştığı şeyi Birleşmiş Milletler'de yapmaya çalıştığını da görüyorum yine kitapta. Yani kitabı Erdoğan bizzat oturup tıkır tıkır yazmamış olsa bile fikirlerinin tamamının oraya yansıdığını, davranışının tamamen karakterinin tamamen oraya yansıdığını ben gördüm. Açıkçası ben öyle okudum. Evet Erdoğan yazmamış olabilir. Evet Erdoğan yazmadı. Fakat her bir konu başlığında ve konu içeriğinde Erdoğan'ın yönlendirmesinin ve fikirlerinin ne kadar etkili biçimde orada da yer aldığını görmüş oldum. İçindekiler bölümüne geçelim. Ondan önce şuna bakalım. Birleşmiş Milletler reformu için bir model önerisi. Kitabın alt başlığı bu. Yani daha adil bir dünya mümkün derken, Birleşmiş Milletler reformu için bir model önerisi. Bu model aynı zamanda devrimci bir model olarak sunuluyor. Neden devrimci model olması gerektiği de kitapta uzunca izah edilmiş. Yani azar azar bir şeyleri değiştiremez miyiz şeklindeki bir kanaat ya da bir soru karşısında bunun neden böyle yapılamayacağı, geçmişteki reform önerilerinin önünün nasıl tıkandığı ile ilgili detaylar verilerek anlatılmış. Aynı zamanda bu kitabı okuduğunuzda şu bilgileri de elde etmiş olacaksınız. Birleşmiş Milletler'in kuruluşu, Birleşmiş Milletler'in ikinci defa kuruluşu, işte işleyişi, amaçları, kimlerin etkili olduğu, Güvenlik Konseyi'nin yapısı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun meclisinin yapısı, reform önerileri geçmişte, kimlerin ne rahatsızlığı olduğu, hangi ülkelerin daha başat rol oynadığı, hangi ülkelerin başat rol oynamak için planlar yaptığı, hangi ülkelerin ne tür beklentilerinin olduğu, Olduğu, Birleşmiş Milletler'in bugüne kadar verdiği zararlar, Birleşmiş Milletler'in neredeyse yok denecek kadar bir etkinliği, Birleşmiş Milletler'in özellikle Müslüman dünya için ne anlam ifade ettiği gibi pek çok hususta siz detaylıca bilgilenmiş olacaksınız ayrıca. Bu kitapta iki bölüm var. Birinci bölüm Birleşmiş Milletler Reformu'na neden ihtiyaç duyulduğu başlıklar halinde uzunca anlatılmış. Bu konuya giriş açısından çok çok önemliydi bence. Hani biraz sıkıcı mı olacak acaba dedim ben kitabı incelediğimde birinci bölüm biraz sıkıcı mı olacak? Çünkü ben asıl teklifi duymak istiyordum. Yani bu teklif şu devrimci bir reform teklifi sunacak Erdoğan. Yani Erdoğan'ın nezdinde Türkiye. Şimdi buraya gelene kadar burası ikinci bölüm. Birinci bölüm sıkıcı olabilir mi acaba diye düşünmüştüm. Hayır gayet yerinde bir birinci bölüm olmuş. Yani neden Birleşmiş Milletler'in reforma ihtiyacı var? Birleşmiş Milletler'in Birinci Dünya Savaşı öncesinde, e, sonrasında kurulması ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda yeniden kurulması yapılandırılmasıyla e, başlayan süreci anlatıyor ve sonrasında gelinen noktayı anlatıyor. Birleşmiş Milletler'in dünya krizlerinde nasıl rol oynadığını ya da oynayamadığını. Birleşmiş Milletler güvenlik konseyinin ne tür riskler barındırdığını nasıl ikili oynadığını nasıl keyfilikler yaptığını tek tek bütün ayrıntılarıyla bütün krizler üzerinden detaylıca önce anlatmış başlıklara geldiğimizde onu da söyleyeceğim şunu demek istiyor Erdoğan şunu açıkça söylüyor Daha doğrusu kitapta Birleşmiş Milletler iki savaş sonrası iki defa kuruldu bir barışa ihtiyacımız olduğunu biz savaştan sonra anlıyoruz. Savaşın içindeyken anlıyoruz ya da bu kez çok sıkışmış durumdayız. Çok gergin durumda bütün dünya. Biz gelin barışı barışın içinde arayalım. Bunun yolu da devrimci bir Birleşmiş Milletler reformundan geçiyor diyor. Ben bu reformun ayrıntılarını ikinci bölümde vereceğim. Ancak birinci bölümde başlıklara bakarsak şunları görüyoruz. Uluslararası siyasette çifte standart ve Birleş müş milletlerin reform ihtiyacı anlatılmış ilk bölümde e, bu çifte standartlardan örnekler verilmiş bütün dünya üzerinden. Şimdi diyeceksiniz ki Recep Tayyip Erdoğan Müslüman bir ülkenin Cumhurbaşkanı dolayısıyla dünyadaki Müslümanların problemleri üzerinden daha çok meseleyi anlatmıştır diyeceksiniz. Fakat öyle değil. E, bütün dünyadaki problemlere e, parmak basmış yine. E, reform ihtiyacını anlatan başlıklar var. Neden reforma ihtiyacı var? Küresel siyasetin açmazları var birinci bölümün başlığı olarak. Küresel siyasette ne tür açmazlar oluştu? Ne tür sorunlar var? Ne tür sıkışmalar var? Ne tür gerginlikler var? Hatta bir dünya savaşına sebep olabilecek gerginlikleri ve krizleri burada ele almış. Birleşmiş Milletlerin meşruiyet sorunu ikinci başlık olarak yer alıyor. Birleşmiş Milletlerin çalışma stilinden tutun da adil olmayan güvenlik işte beş daimi güvenlik konsey üyelerinin ...ve meclisinin çalışma yöntemlerine kadar yapmadığı işlerle, yaptığı işlerle artık bir meşruiyet sorunu olduğu vurgulanıyor ve örnekleriyle birlikte anlatılıyor. Küresel adalet sorunundan bahsedilmiş bir diğer başlıkta, küresel adalet sorunu çifte standart üzerine devam ediyor demişti. Birleşmiş Milletlerin adaleti sağlayamadığı, temsilde adaleti sağlayamadığı ve uygulamalarıyla asla adil olmadığı üzerinde özellikle durulmuş... Bakın özellikle durulmuş diyorum. Bunlar hani e, taraflı yargılar gibi durursa da örneklerle birlikte verilmiş. Yani bütün dünyadan, Müslümanlardan, Hristiyanlardan, Avrupa'dan, Afrika'dan, işte Güney Amerika'dan, Amerika'nın kendisinden, Rusya'dan, Çin'den, Hindistan'dan, Malezya'dan, Brezilya'ya kadar bütün bu örnekler özellikle verilmiş ki bu yapısındaki küresel adalet sorunu nasıl çözülecek? Mülteci krizi bir başka başlık. Mülteci krizi ile Birleşmiş Milletler'in nasıl çuvalladığı ve bir kez daha reforma ihtiyacı neden olduğu gözler önüne serilmiş. Mülteci krizinin sebepleri üzerinde durulmuş burada ayrıca ekonomik sebepler işte iç siyaset, iç savaşlar daha pek çok sebeple birlikte oluşan mülteci krizinde Birleşmiş Milletler'in gereken duyarlılığı gösteremediği, herhangi bir doğru rol oynayamadığı üzerinde durulmuş ve sonrasında Birleşmiş Milletler'in işte bu yüzden de reforma ihtiyacı var, hem de devrimci bir reforma ihtiyacı var şeklinde söylemlerde geliştirilmiş örnekleriyle birlikte verilmiş. Ha şöyle bir şey var ben gençlere hep şunu söylerim. Size birisi konuşuyorsa bir kitap okuyorsanız bir makale okuyorsanız bir film izliyorsanız işte sizi bilgilendirici bir şey dinliyorsanız bir hocayı dinliyorsanız sizin duygularınıza mı hitap ediyor yoksa aklınıza mı hitap ediyor burası çok önemli. Ee, ben şunu gördüm bu kitabı okurken bu soru benim karşımdadır devamlı ben eleştirel okumayı seviyorum Açıkça söyleyeyim bu kitabın da pek çok yerini eleştirmek için okumuştum aslında. Evet eleştirilecek yerleri hala var fakat konu son derece önemli olduğu için eleştiri kısımlarını daha arkaya bıraktım. Daha doğrusu onu burada yapmayacağım. Ee, yazı olarak kısa kısa paylaşmayı düşünüyorum. Eleştirel okumalar yaptığım için daha dikkatli okumaya çalışıyorum. Altlarını çizerek okudum. Evet ben bütün kitapları çizerim. Karalarım üzerine notlar alırım. Kitap benim bile olmasa sahibinden izin alarak bunu yapmaya çalışırım. Yani başkasının kitabı olunca kurşun kalemle yapıyorum. Merak etmeyin size kitap istediğimde amanın bu kitaba yazıyormuş vermeyelim şeklinde düşünmeyin. Ee, siliyorum yani. Ee, ben o notları aldıktan sonra e, emanet aldığım kitabı veriyorum. Ama bu emanet buna kırmızı kalemle tükenmez kalemle yazdım. Sahibiyle herhalde sorunu çözeriz diye düşünüyorum. Eleştirel bir okumaya tabi tuttuğumda kitapta net objektif başlıklar var. Teklif net, yani aklıma sesleniyor, hukuka sesleniyor, sonrasında siyasete sesleniyor. Fakat Birleşmiş Milletler'in neden reformaya ihtiyacı var? Başlıkları da net, gayet objektif. Örnekler de gayet net ve objektif bir şekilde dünya medyasının ve bütün dünyanın gözleri önünde olan şeylerden örnek verilmiş. Fakat örnekler verildikten sonraki ifadelerde duygusal metinlerde yer alıyor. Duygusal metinler bizi yanıltmak için kullanılır. Duygusal sözler bizi yanıltmak ve yöneltmek için kullanılır, yönlendirmek için kullanılır. Biliyorum bu kitapta da evet örnekler verildikten sonra örneğin... İşte mülteci krizinde bir aylan bebeğin e, denizden kenara vurmuş cesedi şeklinde e, duygusal cümleler de görebiliyorsunuz. Fakat kitap tamamen siyasilerin duygusal e, işte vaazları, duygusal nutukları gibi değil. E, bunu özellikle vurgulamak istiyorum. <laughs> yani e, Erdoğan'ı hani o bağıran e, gür sesiyle e, işte e, bir siyasi konuşma içinde bu kitabı seslendirerek e, okumuş olmayacaksınız. E, hani bazı metinler öyledir. E, onun sesiyle okursunuz çok belirgin bir ses tonu ya da hitabeti olduğu için. E, burada ona rastlamıyorsunuz. Burada daha çok e, akademik bir e, yayını takip ettiğinizi düşünüyorsunuz. Bunu şundan dolayı da söylüyorum. Şunu söyleyebilmek için. Elbette oturup Erdoğan'ın tamamını kaleme almadı. Ee, akademik bir kalem bu da burada işin içine girmiş. Bunu da söylemek için söylüyorum. Belki de ben yanılıyorumdur, haksızlık ediyorumdur ama yine de bu akademik havayı görebiliyorsunuz. Uluslararası terörizm sorunu Birleşmiş Milletler'in neden reforma ihtiyacı var başlıklarından bir tanesinin cevabını oluşturuyor. Uluslararası terörizm sorununun çok önemli olduğunu ve artık işin içinden çıkılmaz biçimde senin teröristin benim teröristim, iyi terörist, kötü terörist şeklinde ayrımlara gidildiğini, Birleşmiş Milletler'in bu konuda sınıfta kaldığını bütün detaylarıyla işlemiş. İslam karşıtlığı üzerinden yeni bir dünya kurgulandığını ve Birleşmiş Milletler'in bunda başarısız olduğunu bunu önlemede özellikle yine detaylı ve örnekli biçimde işlemiş. Birleşmiş Milletler'in işlevsellik ve etkinlik sorunu üzerinde de durulmuş. E, mülteci krizlerinde, felaketlerde acil şekilde müdahale edemediği, hantal bürokrasisi olduğu, taraflı bürokrasisi olduğu e, ve özellikle Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin işine gelmeyen yerlerde yardım bile yapamadığı gibi e, pek çok örnek üzerinden konu işlenmiş. Kapsayıcılık ve temsil sorununun olduğunu özellikle başlık olarak kullanmış ve bu temsil sorununun, kapsayıcılık sorununun e, demografi, demografik e, göstergeleri üzerinden, kıtaları üzerinden, ülkeleri üzerinden, dinleri üzerinden, ek, ekonomileri üzerinden, askeri güçleri üzerinden e, çok net biçimde ortaya konduğunu burada görüyorum. Bütün bunlar ortaya konuyor ki teklifteki maddeler daha net anlaşılabilsin ve kavranabilsin diye. Küresel yönetişim sorununa da özellikle parmak basılmış. Yani neden Birleşmiş Milletler'in reforma ihtiyacı var? Küresel bir yönetişim sorunu olduğu için diyor. Ee, küreselleşmenin son derece hızla e, ilerlediği ve yeni bir e, çağa doğru geçtiği günlerde e, Birleşmiş Milletler'in eğer dünyada e, biz, biz madem küçülmüş bir dünyada çok hızlı bir iletişim ve ulaşımın olduğu dünyada bütün pandemi gibi örneğin ...mülteci krizi gibi... ...bütün dünyayı anında etkileyecek problemlere... ...kesin çözümler ve hızlı çözümler... ...üretmek istiyorsak... ...Birleşmiş Milletlerin kesinlikle... ...devrimci bir reforma ihtiyacı vardır. Ama diyorsanız ki... ...haksızlıklar, adaletsizlikler... ...bütün dünyayı kasıp kavursun... ...ben böyle ülkemde iyiyim... ...hayır bu olmaz çünkü... Artık küreselleşmiş bir dünyada ekonomimize, askerimize, kültürümüze, iletişimimize, her şeyimize iç içeyiz. Biz hayır onlar ne yaparsa yapsın biz ülkemizde, evimizde iyiyiz de mi? diyemeyiz. O yüzden de Birleşmiş Milletler'in çok acilen devrimci bir reforma ihtiyacı var gibi başlıkları görüyoruz birinci bölümde. Birinci bölüm Birleşmiş Milletler'in neden devrimci bir reforma ihtiyacı var başlıklarını çok iyi işlemiş örnekleriyle birlikte ben bunun çok iyi anlatılabildiğini düşünüyorum. Elbette çok daha iyi anlatılabilirdi, örnekler çoğaltılabilirdi, fotoğraflar konulabilirdi falan filan. Ama kitabın amacı bu değil. Yani biz bir devrimci reform önerisi sunuyoruz. Sebepleri de şunlar şeklinde bir gerekçe olarak kitabın birinci bölümünü oluşturuyor okuyucu açısından. Ben şunu merak ediyorum bilmiyorum Bu kitap birleşmiş milletlerin değişimine yönelik bir öneri, bir devrimci teklif fakat, diğer dünya dillerine çevrilip onların da bilinçlenmesini sağlayacak bir girişim olarak bir şeyler yapıldı mı? Bilmiyorum. Ya da bu kitap özelinde değil de bu teklifin diğer dünya dillerine çevrilip onların da böyle bir e, kültürel altyapısı oluşması için bir şeyler yapıldı mı? Bunu da bilmiyorum ama yapılırsa gayet iyi olur. Bu devrimci teklifi ben beğendim mi? Kesinlikle beğendim. Dünya 5'ten büyüktür e, sloganının e, ne anlama geldiğini bu kitap ...bu okuyunca daha iyi öğreneceksiniz. Ee, özellikle hani ben AK Partiliyim, ben Reis'i çok seviyorum diyen insanların... ...ben bu dünya beşten büyüktür söyleminin altında ne tür devrimci bir reform teklifinin olduğunu bilmemesine şaşarım. Çok da ayıp. Ee, Türkiye'deki diğer insanların da bunu öğrenmesi... Öğrendikten sonra yine Erdoğan'a muhalif kalması e, bence iyi olur. E, yani muhalif kalması iyi olur anlamında demiyorum. Muhalif bile olsanız Erdoğan'dan nefret ediyor bile olsanız bu teklifi duymalısınız. Kitabı satın almadan da okuyabiliyorsunuz örnek ben. E, yani illa Erdoğan'a destek vermiş olmuyorsunuz zaten kitabın gelirleri de zannederim. Başka bir yerlere harcanıyordu. Ama bu teklifi ben bütün Türkiye vatandaşlarının duyması gerektiğini düşünüyorum. En azından katılmayabilirsiniz de belki bu devrimci reform teklifine. Gerçekçi bulmayabilirsiniz ki kitap kendisi de demiş gerçekçi bulunmayabilir. Fakat şu 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 temellere dayandıracağız şunları yapacağız diye bütün detaylarını vermiş. İkinci bölümde şunlar var. Birleşmiş Milletler Reformu ana başlığı altında. Reform ihtiyacına kısaca yine dokunulmuş. Derli toplu biçimde yine reform ihtiyacına dokunulmuş. Birleşmiş Re Milletler Reformu'na yönelik ilkeler konulmuş. Bu ilkelerin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, kişiler ve somut şeyler üzerinden yapılan e, yapılandırma e, veya e, reform teklifleri. Geçmişte de reform teklifleri var. E, onlardan hala konuşulanlar var. Hala çözümsüz kalmış olanlar var. 10 yıllar 20 yıllar geçmiş üzerinden. Biz sadece Erdoğan ya da Türkiye fark etmiş değil Birleşmiş Milletler'in reform ihtiyaç duyduğunu pek çok insan, pek çok ülke bu reform ihtiyacını hissetmiş ve teklifler de sunmuş. Bu eski reform teklifleri de kitapta yine incelenmiş ve eleştirilmiş. Hangi şeye sebep oldu bu reform teklifleri? Hangi şeyler dolayısıyla bu reformlar teklif edildi? Kimler? teklif ettiği re reformlarla neyi hedeflediler, neyi amaçladılar, neye ulaşmak istediler. Bu kitapla birlikte bunları yine görmüş olacaksınız. Açıkçası benim bu pek çok reform teklifinden de pek haberim yoktu. Birleşmiş Milletler'in işleyiş sistemine dair pek çok bilgim olmasına rağmen Birleşmiş Milletler'in çifte standartlarını bizzat bu yaşıma kadar gözlerimle görüp yaşamış olmama rağmen benim bilmediğim şeylerin de olduğunu burada görmüş oldum. Bu reform teklifleri eleştirilmiş ve ilkeler üzerinde durulmuş. Bu ilkeler neler? 146. sayfada detaylı olarak işlenmiş. Ben bu ilkeleri tek tek çizim not aldım. Bir adalet ilkesi olmalı diyor reform teklifinde ilkeler üzerinden kesinlikle soyut ilkeler üzerinden gidilmeli. Neden soyut ilkeler cevabını da burada bulacaksınız. Soyut ilkelerden birisi adalet. İkincisi eşitlik. Yani her ülke eşit mi temsil edilsin orada? Elbette hayır. Böyle bir şey teklif edilmiyor. Adalet ve eşitlik dediğinizde zaten bunu kastetmediğinizi anlarsınız. Bireyler bağlamında evet eşitlik her birey eşit temsil edilmeli ama devletler bağlamında bakıldığında böyle bir şeyin olamayacağını da göreceksinizdir. Üçüncüsü temsilde adalet. Temsilde adalet çok önemli bir ilke olarak sunulmuş, e, soyut ilke olarak temsilde adalet. Bir başkası şeffaflık diyor. Bugün Birleşmiş Milletler'in en büyük sorunlarından birinin de şeffaflık sorunu olduğu üzerinde durulmuş örnekleriyle birlikte temsilde adalet ilkesinin çok çiğnendiği, adalet ilkesinin çiğnendiği, eşitlik ilkesinin çiğnendiği e, çok defalarca geçilmiş. Altını çizdiğim yerlerden bir tanesi şu. Küçük devletleri adeta tehdit ederek ya da bazı teşviklerle onların desteğini alarak karar almak adaleti getirebilir mi diye soruyor. Beşincisi ise hesap verilebilirlik şeklinde bir ilke belirlenmiş. Bu beş ilke üzerinden teklif sunulacak diyor. Yani devrimci reform e, teklifinin bu beş ilke üzerinden olması gerektiği ifade edilmiş. Eee bu güvenlik konseyinin beş daimi üyesinin hesap vermediği, eşitlikçi olmadığı, temsilde adalet sağlayamadığı, adaleti sağlayamadığı gibi sebeplerde gösterilmiş ee, ve sonrasında bir başkası ilkeli kapsamlı ve stratejik bir öneri üzerinde durulmuş. Mevcut reform tekliflerinin sorunları anlatılmış yine bu kapsamda. Mevcut reform teklifleri 1990'lara öncesi sonrası 2003, 2008, 2013 bütün bu reform tekliflerinin üzerinde durulmuş. Anlan planı üzerinde durulmuş. Model A, Model B sonrasında reform teklifleri işte şunlara göre 3 bölüm bunlara göre 5 bölüm şeklinde incelenmiş reform tekliflerinin iç İçeriği ve amaçları çıkar ilişkileri incelenmiş ve bunların Birleşmiş Milletler'in reform gerekliliğini daima oyaladığı ve bir çıkmaza sunduğu sürüklediği de detaylarıyla anlatılmış temsilde adaletin nasıl çözüleceği de yine burada teklif verilirken detaylı olarak işlenmiş ve sonra genel kurul ve güvenlik konseyi ilişkileri üzerinde durulmuş. Burada özellikle şöyle bir soruna da dikkat çekilmiş. Yani dünya hükümeti gibi bir şey mi gibi bir şey mi kurmak istiyoruz bu teklifle birlikte? Hayır. Her ülkenin egemenlik hakkının korunduğu ama aynı zamanda farklı bir yapının oluşturulduğu Birleşmiş Milletler'den bahsediliyor. Şu anda işleyiş stilinde bir genel kurulu bir meclisi var Birleşmiş Milletler'in. Bir de güvenlik konseyi var. Beş daimi üyeden oluşan ve veto haklarının olduğu yani bütün 190 küsur üyenin karar alıp da bir tanesinin 5 konseyden bir tanesinin veto etmesiyle hayır demesiyle bozulan bir karar mekanizmasından bahsediyoruz. 5 daimi güvenlik konseyi üyesinin meclisi belirlemesinden bahsediyoruz. Bu teklifte bahsedilen ise Aynı hükümetler sistemi gibi meclisin oluşumu temsil ve adaletle eşitlikle birlikte ve meclisten güvenlik konseyinin çıkması, daimi üyeliklerin olmaması ve sonrasında e, bu e, güvenlik konseyi üyelerinin veto haklarının olmaması... Gibi pek çok başlık incelenmiş. Özellikle veto hakkı ile ilgili teklifte çok ilginç şeyler var. Veto hakkını kesinlikle kaldırmamız gerekiyor şeklinde söylemler de geliştirilmiş. Veto hakkının nasıl kötüye kullanıldığı, tek tek kararlarla hangi ülkenin kaç veto yaptığı, neden yaptığı, hangi pratiklere uyduğu, nasıl insafsızca davrandıkları, nasıl kendi çıkarlarını çıkarlarını koruldukları da örnekleriyle birlikte verilmiş. Yakın tarihteki örnekleriyle birlikte veril. En başta söylediğini bir daha ben tekrar edeyim. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, bütün tecrübelerden sonra Birleşmiş Milletler işte e, gibi kavramlar ortaya çıkmıştı. Biz şimdi çok fena gerilmiş ve sıkışmış durumdayız. Küreselleşme bunu daha da arttırdı. Çıkar çatışmaları bunu daha da arttırdı. Biz aynı tecrübeyi yani bir savaş tecrübesinden sonra böyle bir çözümü aramayı bir daha denememeliyiz. Savaştan sonra barış denemeleri ve Birleşmiş Milletler gibi çözümleri aramamalıyız. Barıştayken barışı aray arayalım diyor Erdoğan açıkçası bu kitaptaki tekliflerinde. Veto imtiyazını kaldırmak ana başlıklardan bir tanesi daha. Veto imtiyazını kaldırmak... En önemli maddelerden birisi bu teklifte. E, veto imtiyazını kaldırmak. Yani şu an Birleşmiş Milletler'in nasıl çalıştığını bilirseniz veto imtiyazını kaldırmanın en önemli maddesi madde olduğunu görürsünüz reform teklifinde. E, Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi ilişkilerini biz az önce bahsetmiştim uygulanabilir bir teklifte son madde olarak yer alıyor. Şimdi bütün teklifler e, teklifle ilgili detaylar verilmişken şunun da farkında yazar ya da bu teklifi hazırlayanlar. Böyle bir teklifle gidildiğinde veto yetkisi olan 5 daimi üyeden birisi veto edecektir. Zaten böyle bir şey veto edilmeye layık. Evet biliyoruz hukuki olarak bu imkansız bir teklif olarak karşınıza çıkacak böyle bir şey var. Fakat bu hukuki bir iş değil. Bu siyasi ve politik bir iş. Dolayısıyla biz bütün dünyayı yanımıza alıp toplayabilirsek ve karar alabilirsek onların veto etmesini bekleyeceğiz. Özellikle veto etsinler ki biz bütün dünya olarak bir karar almışız, bir reform teklifi hazırlamışız. Onlar yeter ki veto etsinler diyor. Yepyeni bir yapılanmanın da aslında ipuçlarını veriyor Erdoğan burada. E, veto yetkileriyle ilgili e, çok ilginç örnekler de verilmiş az önce söylediğim gibi sonrasında çözüme ilişkin yani e, bu teklifi hazırladık götürdük fakat bu nasıl olacak şunu örnek olarak veriyor Erdoğan Roma'da bir toplantı yapıldığını e, konsensüsün Türkiye'nin de içinde olduğu konsensüsün e, başına çektiği bir toplantı ve 120 ülkeyi dağınık gündemle toplayabildiklerini böyle bir teklifle 130 ülkeyi toplamalarının yeterli olacağını bu 130 ülkeyi çekebilmenin e, mümkün olduğunu e, ve iyi bir örgütlenmeyle bunun yapılabileceğini söylüyor. Detaylarıyla anlatmış. Ben hani organizatör, e, örgütçü bir lider olarak görüyorum Erdoğan'ı. Ta işte e, gençliğinden itibaren örgütlerin içinde yer alıyor siyasi örgütlerin. Bunu 120 ülkeyle yapabildiğini 130 ülkeyle bunun yapılabileceğini söylüyor. Yeter ki veto etsinler. Veto etmelerini bekleyeceğiz zaten diyor. Sonraki adımlara ilişkinde çok detaylı bir şey vermemiş ama o veto süreçleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na bu devrimci teklifin sunulma süreçleri kesinlikle çok iyi planlanmış. Kitapta detayları çok fazla verilmemiş ama ben ilginç şeyler yapılabileceğini düşünüyorum. Eğer bu teklifle 130 ülkeyin yanınıza alabilirseniz. Fakat şöyle bir açmazı da var. Erdoğan e, kitabın başlarına şunu da eleştiriyor. Ben dünya beşten büyüktür sözüyle bunu temellendirip Birleşmiş Milletler Genel e, Konseyi'nde bunu kürsüden aktarırken e, işte o beş daimi konsey üyelerinden başka diğer ülkeler liderleri çok doğru söylüyorsun haklısın böyle olmamalı bu büyük bir haksızlık diyorlar. Hatta İslam ülkelerinin liderleri de gelip yanıma bunu söylüyorlar ve tebrik ediyorlar fakat İş kürsüye, kürsüde konuşmaya gelince orada seslerini çıkarmıyorlar demişti. Onu da bir esefle söylemiş. Ama sonrasındaki plan yani teklif hazırlandı ve 130 ülkeyi toplamak kaldı geriye. Bunun çok net biçimde yapılabileceğini de ayrıca söylüyor Erdoğan. Daha adil bir dünya mümkün. Birleşmiş Milletler Reformu için bir model önerisi isimli kitap. Evet Erdoğan'ın böyle bir kitabı var ve ben bu kitabı okuduktan sonra size de biraz bahsedeyim dedim. Umarım kitapla fotoğraf çektirdikten sonra okur ve insanlara anlatırsınız. Böyle bir bilinç kazanmalarına sebep olursunuz. Birleşmiş Milletlerin dünya için ne ifade ettiğini, aslında ne ifade etmesi gerektiğini de biraz daha düşünmüş olursunuz, görmüş olursunuz. Şunu da e, yapmış olacak bu kitap size. Yakın tarihe bir kısa hatırlatma şeklinde bir hatırlatmanız olur. Siyasi bir bilinciniz oluşur dünya küresel siyaset içinde. Küresel siyasetin Birleşmiş Milletler nezdinde veya büyük devletler, küçük devletler devletler orta devletler nezdinde nasıl işlediğine dair de birkaç fikriniz oluşur kitabı okumakla. Erdoğan sevmeniz ya da Erdoğan muhalifi ya da düşmanı olmanız fark etmez. Ben size kitabı kesinlikle okumanızı bu model önerisinden reform devrimci reform önerisinden teklifinden kesinlikle haberdar olmanız gerektiğini düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.